Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Haftanın son işlem gününde araştırma müdür yardımcımız Gizem Uzuner Gençlük'le beraber az sonra hem bilançoları hem de şirket haberlerini konuşacağız. Ama öncesinde piyasadan beklentileri değerlendirelim. Ahlatçı Yatırım'a dönüyoruz. Karşımızda genel müdür yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş var. Tonguç Bey, tabii birazdan içeride cari denge başta olmak üzere verileri alacağız. Amerika tarafına baktığımızda da sanayi üretiminden Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksine kadar çok yoğun bir ajandası olduğunu görüyoruz. Sizce neler en çok etkiler bugün piyasaları? Evet, günaydın Zeynep. Biraz bugüne kararsız başlayacak gibi gözüküyor piyasalar. Cari denge tarafında tahmin ediyorum. Aslında biz içeride sanayi üretim verilerini de gördük. Yavaş yavaş birebir bağlantılı olmasa da bir büyüme ivmesinde tekrar sınırlı da olsa bir cari açık vermeye beklenti, yani açıklanacak veri içerisinde görmeye devam edebiliriz ama yılı herhalde bir kısım daha fazlayla kapama gibi şansımız olacak. Bugün söylediğim gibi kararsız bir seyirin nedeni belki de en önemli oynaklığın oluşabilecek saatlerinde Amerika'dan açıklanacak o veriler ışığında olacağını söylemek doğru olabilir. Tabii aslında bu haftanın kapanışını değerlendirmeden önce de önümüzdeki hafta bir Amerika tatili, bizim Merkez Bankası kararı ve özellikle Amerika ve Avrupa'dan gelecek tutanakları da bu koronavirüsü haricinde veri akışı açısından piyasalar bugünden biraz daha fiyatlamaya başlar ya da beklentileri oluşturmaya başlar diye düşünüyorum. Bugün aslında kararsız başlangıç sonrasında tahmin ediyorum eğer hafta sonu riski artık eskiden biraz daha jeopolitik riskler, ekonomik riskler konuşuluyordu ama koronavirüsü için de bir 2-3 günlük sürenin artık virüsün risk yaratabilecek rakamlarının neler olabileceği konusunda belki onun için de uzun bir zaman gibi görünmesinden dolayı bu riski almak istemeyen yatırımcılar da biraz daha riskli varlıklardan gün sonuna doğru kaçışlar da olabilir. Eğer yeni bir haber akışı gelmezse. Dolayısıyla gelen değerlendirmede aslında Borsa İstanbul içerisinde biz 120 bin üzerindeyiz hala. Bilançolar da gelmeye devam ediyor ve küresel anlamda da borsalarda çok net kırılımlar bugün görmezsek ben bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanabileceğini, devam edebileceğini düşünüyorum. Her ne kadar bankacılık sektörü üzerinde zaman zaman stres oluşsa da şu an için gelen bilançolarda ve teknik olarak o 118 bin üzerindeki hareket devam ediyor ama yükselişlerin sınırlı hisse bazlı hareketlerinde gün içi yaşanabileceği bir seans ve gün olacaktır diye tahmin ediyorum. Aralığımızda 121 bin ile 121 bin 300 arasında bir aralıkta gidip gelebiliriz gibi gözüküyor şu an için. Kur tarafında altının üzerine oturmuş bir kur seviyesi var ve özellikle 6.03-6.06.50 gibi bir aralığı dün gün içerisinde kullanıyorduk. Bugün de tahmin ediyorum yine bu kararsız ve belirsiz bir beklenti günü başlangıcında yine bu aralıkta fiyatlamalar çok yukarı ve aşağı marjlar vermeden devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle bu biraz daha gün sonu riskli varlıklara kayışın göstergesi olabilecek hem altın fiyatları hem Amerikan 10 yıllıklarına da baktığımızda orada da hala belirgin bir tutuculuğun olduğu, bir pozisyon arttırımının zaman zaman devam ettiği ve 1575-1573 dolarlarda bir ons altın görüyoruz. Dolayısıyla bu ons altın borsalar ve haber akışı bugün takip edilerek altında 1570'in üstünde bir kalıcılıkla gün sonuna doğru 1580 hareketi olursa o sözün başında bahsettiğim hafta sonu riskinin de biraz daha piyasalar tarafında alınmak istemediğini anlamış olacağız diye düşünüyorum Zeynep. Ağlat Çatırı Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için.